Dostlar selamlar. Bugün sizi maskeyle karşılıyorum. Hem de ameliyat maskesi. Çünkü bugün bir yolculuğum var dostlar. Nereye gidiyorum derseniz Heilbronn'a gidiyorum. Bir proje nedeniyle Heilbronn'a gitmem lazım. Sadece bir günlük seyahat. Sabahın 5.30'unda kalktım. Şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor yaklaşık. Tersten görüyorsunuz. Şu saat. Ya da düz. Pardon, düzden görürsünüz. Ben tersten görüyorum. Neyse. Bu yolculuğu da sizlere az az çekmeyi düşünüyorum. Bir vlog tadında. Heilbronn'a gitmek için Münih'ten Pasing istasyonundan ilk önce Frankfurt trenine bineceğim. Ama tabii Frankfurt'a kadar gitmeyeceğim. Stuttgart'a kadar gideceğiz. Şu Stuttgart'tan bu maske de durmuyor. Konuştukça aşağı düşüyor dostlar. Şu Stuttgart'tan ise başka bir trene aktarma yapıp Heilbronn tarafına doğru yolu alacağım. Bakalım. Ara ara çekimler yaparız. Görüşmek üzere. Ha bu arada demeyi unuttum. Bineceğim tren bu Almanların ICE diye yazılan, ICE Almanca'da diye okunan, ICE diye okunan, İngilizce'de ICE diye okunan trenlerinden biri. Yani hızlı tren kısaca. Bu trenlerin hızı öyle süper hızlı değil ama 250-300'e çıkıyor dostlar. Düz yolu buldu mu 250-300 kilometre hızı görüyor. Gayet iyi yani. O sebeple arabayla gitmek mi, trenle gitmek mi derseniz bazı yerlere trenle gitmek arabayla gitmekten daha hızlı. Ben arabayla gitmeyi aslında düşünüyordum. Bu maskeden falan çok fazla haz etmediğim için herkes gibi. Fakat şirket dedi o kadar saat araba kullanma çünkü arabayla 4 saat git 4 saat gel şeklinde. Seni trenle gönderelim dediler. Kısmet, inşallah hastalık falan kapmadan geliriz. Görüşmek üzere. Dostlar tren geldi. Siz de benimle beraber binin bakalım bu trene. Ünlü Deutsche Bahn ICE treni. ICE. Açılacak diyor. Dostlar burası Mercedes'in memleketi Stuttgart. Nasıl Münih BMW'nin memleketi ise Stuttgart'ta Mercedes'in memleketi.
Önüme engel geldi, çekemiyorum. Sie haben dann dort heute noch am Şimdi dostlar trenden indim. Bu trenden. Başka bir trene geçiş yapıyorum. Bakalım. İngilizce anons da yapılıyor. Fazla vakit kaybetmeden ben de bir yandan yürüyorum. Burası Stuttgart Hauptbahnhof. Gleis 6'e geçeceğiz. Yolculuk devam ediyor. Bu arada Bosch'ta Stuttgart'ın markalarından birisi. Yani Stuttgart'ta bir şehir değil yani. Boş bir şehir değil. Boş var içinde. Mercedes var. Sağlam sanayileşmiş bir şehir ki zaten gördüğünüz gibi biraz İstanbul'u andırıyor. Münih tam bir Alman şehriyken burası bir... Belki de burası Alman şehri, ben bilemiyorum tabii, biz Münih'e alıştığımız için. Burası daha çok bir sanayi şehri gibi. Güzel manzaralar var dostlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Dostlar selamlar, maskeden kurtuldum. Şu anda Neckarsulm denilen yerdeyim, yani Heilbronn'un hemen kuzeyindeki bölge. Şimdi proje yapacağım şirkete gidiyorum. Oradan bir laptop alacağım. Vlog'un sonuna gelmiş bulunmaktayız. Neden sonu? Çünkü zaten sabahın yaklaşık 6'sı mıydı? 6.38, evet. Münih'ten 6.38'de kalkan trene bindim. Saat 9.45 geçede Heilbronn Neckarsulm mu? Öyle bir şey. Neckarsulm'a geldim. Şimdi kısaca caddeleri falan göstererek vlogu da bitirmiş olayım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Caddelerde bu şekilde. Biraz burada yapılaşma farklı. Burası biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, Baden-Württemberg eyaletine bağlı. Baden-Württemberg'te binaların şekilleri filan biraz daha Bayern'e göre farklı. Şöyle bir bina var. Bir 15-20 dakikalık yürüme yolum var. Ondan sonra hedefime varmış olacağım.
Diyeceksiniz ki laptopu kargoyla gönderemiyorlar mıydı? Gönderemezler çünkü güvenlik, yani kimlikle teslim edilebilen bir laptop. Özel şifrelemeler falan var. O işler o kadar ne yazık ki kolay değil. Direkt kişisel olarak almam gerekiyordu gelip buraya. Öyle yani. Ay üşümüşüm. Hava da esiyor biraz dostlar. Şöyle göstereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.